Uyku durumun nasıl? İyi. Geceleri uyanmıyorum hiç. Rüya, kabus falan? Yok. İlaçlarla ilgili bir sorun yaşıyor musun? Biraz sersemlik yapıyor. Ama alıştım galiba. Güzel. Olumlu işaretler bunlar. Eğer istersen bu olayın üstüne biraz daha gitmek istiyorum ha. Ne dersin? Olur. Hala neden başladığını ve ne zaman başladığını bilmiyoruz. İlk ne zaman kusmaya başladın? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bu konuyu düşünmeni istiyorum ara ara. Eğer ne zaman başladığını bilirsek nedenini de bulabiliriz. Okey mi? Eğer aklına bir şey gelirse, yani bir şeylerle yüzleşmeye başladığında... Bu elmayı yemeni mi kusmamaya çalışmanı istiyorum. Anlaştık. Zeynep. Ne oldu, neyin var? Canım çok sıkkın. Niye? Annen. Annem tabii ki. Ya saçma sapan şeyler yapıyor. Vallahi bilmiyorum ben ne yapacağım artık. Tamam, bir sakin ol. Ya olamam sakin ya. Bir bilsen ne yaptın. Gerçekten olamayacağım yani. Tamam, konuşalım, dur. Of. Tamam. Ha, beni okuldan alıyor biliyor musun sen? Ne? Dur. Otur bir anlat. Anlamadım hiçbir şey ben. Otur baştan anlat. Anlat şimdi. Göl gezdiğe dönecekmişiz ya. Tutturduk diyoruz diye. Hiçbir şekilde dinlemiyor beni. Ya baba ben gitmek istemiyorum. Lütfen bir şey yap. Engelli annemi ya. Tamam, sakin ol. Anlamıyorum ki niye böyle yapıyor. Ya, anlıyorum aslında tabii de. Niye böyle oldu? Gitti kafa. Bayağı itti annemin kafası yani. Kaçırılma olayları falan kötü etkiledi onu. Hiç iyi değil. Panikle de böyle saçma sapan kararlar alıyor. Sonra arada olan bana oluyor işte. Tamam, ben konuşurum. Sen üzülme. Ya bir de... Ben eve gitmek istemiyorum. Çünkü gidersem tartışacağız biliyorum. Tamam, kal burada. Burası da senin evin. Ben arar konuşurum annenle. Sen bir yere mi gidiyordun bu arada? Elisi görmeye gidiyorum. Gel sen de. Beraber gidelim. Tamam. Sen dinlen, ben gelirim sonra. Ben de geliyorum. Tamam, hadi gel. Hadi. Hayatım, bunu buraya koyuyorum. Devam etmek istediğin zaman alırsın, tamam mı? Babacığım. Canım kızım. Senin ne işin var burada? Hoş bulduk. Felaketimi mi görmeye geldin? Bence gayet iyi görünüyorsun. Toparlamışsın. İyi, güzel. O zaman kafese fazla yaklaşma. Yani yiyecek bir şeyler de atma. Müessesemizin kuralı. Biraz ayıp olmuyor mu kızım? Zeynep seni merak etmiş, ziyaretine gelmiş. Biraz daha arkadaşça davranamaz mısın? Karşılaştığımız çok iyi oldu. Ben de bir avukat tuttum. Artık aynı dili konuşacağız. Dışarıda konuşalım o zaman. Olur. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Melis'in yanında konuşmanın ne manası var bunların? Pardon ya, ben bir şey mi kaçırdım? Yani biz Melis'ten boşanmamızı saklıyor muyduk? Ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Bak, medeni bir şekilde evliliğimizi yürütemedik. Medeni bir şekilde boşanabilelim. Ne güzel. Yani senin için ne kadar kolay değil mi?
Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yaptıkların mutlaka bir karşılığı olacak. Bunu bil. Yaptıklarım. Evet. Özür dilerim. Ne? Özür dilerim dedim. Niye özür diliyorsun ki benden? Burada olmamdaki payım için. Ben çocukken hep bir kardeş isterdim. Kardeşi olanları kıskanırdım. Annemden hep bir kardeş isteyip durdum. Sonra sen çıktın karşıma. Hep istediğim kardeş. Ama ben yanlış yaptım. Seni üzdüm. Kerem de ben de hatalıysa. Evet, aşkın önüne geçilmiyor. Ama bir başkasının mutsuzluğu üstüne de mutluluk kurulmuyor işte. Sen şimdi bana Kerem'den ayrıldıysan yapamam. Ayrılamam. Ama hep istediğim kardeşimden de vazgeçemem. Arkandan iş çevirdim. Hiç istemeden. Bu seni öyle yaraladı ki. Ben tamir edemedim. Bazen sen izin vermedin. Bazen ben sana kızdığım için yapamadım. Şimdi elini ver. Bu yarayı beraber iyileştirelim. Hayır dersen anlarım. Ama vazgeçmem. Bunu bil. Hatamı telafi edene kadar vazgeçmem. Aşık olunca hata yapmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Özür dilerim benden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.